Saniye bana param, param verir misin ablacığım? Bana hayır sen kaçacaksın. Bana kaçacaksın. Niye bana küfür ediyorsun, hakaret ediyorsun? Karşıda çocuk mu var? Ara abi, hiç sıkıntı yok, ben bekliyorum. Bilerek sırf para vermek için sabahtan beri kendini rezil ediyorsun. Para vermemesi yok. İşte biliyorum, tamam kalsın bari burada, ben gerizekalı sensin, bana hakaret edemezsin. Güzelce ne konuşuyorum ben. Şurada kalsın bir saniye. Ara istediğin ara. Şurada kalsın bir saniye, paramı yolla, ondan sonra in. Tamam bir dakika. Tamam kalsın burada, ben kaçmayacağım, korkma. Ot yollayacağım. Bağırma, karşıda çocuk yok. Karşıda çocuk yok. Tamam aç. Arayacağım polisi. Ya istediğin yeri ara ya. İstediğin yeri ara, önce paranı ver. Ben kaçmıyorum, havalimanı taksiyim, korkma. Valizi alıp yine gitmeye çalışıyoruz. At şuraya, at şuraya. Tamam, bir kalsın burada. Çantamı bırak. Bak. Abi şahitsin değil mi, bak ne dedi. Param verir misin abla? Param ver, param, öyle bir şey yok. Param ver. Bak küfür ediyor, bana küfür ediyor bak. Param ver, param ver ablacığım, param ver. Ben taksiciyim, param ver. İstediğin param verir misin? Taksimetre açık. Buradaki abi, insanlar şahit. Abi, video açık. Aldılar çantamı, aldılar. Evet diyor. Hayır, paramı vermiyorsun. Paramı vereceksin, paramı. Çantamı ver. Video atacağım, açık. Çantamı. Bir şey diyeceğim. Ver, atınca. Bana vurma, vurma. Bana vurma. Abi gelir misin? Paramı ver. Abi gelir misin lütfen? Paramı ver. Çantamı vermiyor, gidemiyorum. Paramı ver. Bak. Ah. Ah, ah. Evet. Ne var ha? Sen bana vuracaksın, ben burada salak gibi duracağım. Hayır. Abi görüyorsun. Hayır. Ya. Ne oldu? Video açık sabahtan beri, para mı? Çantasın ne diye. Çantana bir şey yok. Yok ben çantana mı? Hayır, atacağım diyor, kaçıyorsun. Abi sen şahit değil misin? Kaçmadı mı? Siz şahit değil misiniz? Kaçmadı mı? Kaçmadı mı? Sabahtan beri bana vuruyorsun. Bu ne? Bu nedir? Suç ne? Suç ne? Tamam. Ben şurada ineceğim. Tabii param yalan söylüyor. Video açık sabahtan beri. Küfür et. Abi ya ben valizi ne biçim, ben havalimanı taksiye. Tamam. Paramı versin. Ver ya. Tamam. Tamam. Sen ver ki parasını. Tamam. Kalsın orada. Kalsın orada. Paramı ver. Ne hali varsa görsün. Dur sen. Ha sen bunu ben kendi kendime attım değil mi? Bana çek. Bir şey diyeceğim. Dur sakin, ben sakinim. Sen video çekiyorsun ya. İlk videoyu ben açtım ha. İlk videoyu ben açtım ha. İstediğini yapabilirsin. İlk videoyu ben açtım. Senin bana tekme attın, burada gözüküyor. Ne yapacaksın? Rezil olacak olan sensin. Bak hala atıyor bak. Sen bana tekme atarsın. Bak amca da şahit. Görüyorum sen ne yaptığını. Ne oluyor öyle kızım o? Kim attı önce? Kim attı önce? Kim attı önce? Adamlar şahit. Kim attı önce? Adamlar şahit. Kim attı önce? Sen nedir oğlum? Amcacığım. Niye vapura binmişsin bana sormadan diyor. Tamam indik artık, ne yapalım, ölelim yani. Köprüde trafik var. Ya karşıdan geleceğiz ya. Köprüde trafik var, dedim ki vapurla geleceğim. Parasını ben veriyorum. Tamam. Gelene kadar susmadı. Tamam dedim, ablacığım ne istiyorsun dedim. İndir beni burada dedi. Tamam paranı ver, indireyim dedim. İner inmez kaçtı, bunlar da şahit. İner inmez kaçtı, bunlar da şahit. Midesi bulanıyormuş olabilir. Bana söyleseydi, haberim yok. Şimdi 13 Temmuz günü yaklaşık 6 sıralarında ben Sabiha Gökçen Havalimanı taksici olarak çalışıyordum. O sıralarda bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesinin kendi abone yolcusu vardı. Kendisi hostes, havalimanında çalışıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki firmada çalışıyor. Gidip aldım kendisini. Sabiha Gökçen'e gelecektik. Yolda gelirken navigasyonda köprü trafiği inanılmaz gösteriyordu. Çok yoğundu. Cumartesi günü akşam 6.30'dan sonra, zaten bilirsiniz. Ben de hanımefendiye sordum. İsmi Pınar. Pınar Hanım dedim, köprü değil de tünelden gideceğim dedim. Ücretini karşılar mısınız dedim. Hayır karşılayamam dedi. Ben de sıkıntı yok. Gerekirse ben cebimden veririm ama oradan gidelim. Çünkü çok trafik var dedim. Siz bilirsiniz, benim zamanım çok dedi. Tamam dedim ben de. Tünelin oraya geldiğimde baktım orası da çok yoğun. Artık o an bizim gruptan baktım, bir abimiz... Vapur boş dedi. Vapur boş deyince ben de vapura döndüm. Vapura dönmemle beraber Pınar Hanım baya bir şey oldu, böyle bozuldu. Ondan sonra vapura geldik. Ücretini ödedim. Bana neden vapura geldiğimizi söyledi. Ben de açıklamasını yaptım. Hani ücretini sonuçta ben veriyorum. Köprüden gitsek de tünelden gitsek de fark etmiyor. Ama köprüde çok trafik var. Tünelde yoğundu. Ben de burayı tercih ettim. Sonra kendisinin bana şu açıklama yaptı benim için. Kesinlikle buradan gelmemesi gerektiğini, çünkü hostes kıyafetiyle toplu taşıma binmelerinin yasak olduğunu söyledi. Ben de bunu bilmediğimi, ilk defa duyduğumu söyledim. Neyse artık vapura bindik bu şekilde. Vapurdan indikten sonra hanımefendi telefonla konuşuyordu. Telefonla konuşurken ailesinden birisiyle konuşuyordu herhalde, tam bilmiyorum. Sürekli bana laf söylemeye başladı, işte laf sokmaya başladı.
En son baktım durmayacak, duymamasından gelmek için mecburen kulağımı tıkamak için müziği açmaya çalıştım. Müziği açınca da bağırarak müziği kapatmamı söyledi. Ben de dönüp bağırmaması gerektiğini, karşısında çocuk olmadığını söyledim. Ondan sonra beni şikayet edeceğini söyledi. Ben de sorun yok, istediğiniz şikayet edebilirsin dedim. Ondan sonra beni burada indir diye bağırmaya başladı. Şikayet etme lafından sonra. Ben de sorun yok dedim. Kenara çektim. Paramı öde, istediğin yere gidebilirsin dedim. Taksimetre açıktı zaten. Ondan sonra hanımefendi ödemeden inmeye çalıştı. Zaten videolarda mevcut. Ödemeden inmeye çalıştı. Ben de engel olmaya çalıştım. Ücretimi ödeyin. Ondan sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ondan sonra inim, ibanat vereyim dedi. Öyle dedikten sonra ben de bıraktım çantasını, hani ibanat atacak nasıl olsa diye. Öyle çantayı aldığı gibi gitti. Arkasından gittim. O arada video açık zaten. Video açık bir şekilde yanına gittim arkasından. Oradaki insanlar da şahit. Direkt arkasından yanına yaklaştığım gibi direkt bana hakaret edip küfredip vurmaya başladı. Bana 3-4 defa vurduktan sonra artık bana vurmaması gerektiğini söylemeye çalışıyorum ama dinlemediği için ben de ayağımla itekledim onu. Vurmadım yani kesinlikle. Ondan sonra daha çok küfredip hakaret edip vurmaya başladı. Durum bundan ibaret.